Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu das. Hatırlayacak olursanız önceki dersimizde das'ı görmüştük. Ancak bu dersimizde birazcık daha derinlemesine girip farklı alıştırmalarla bu das yapısını bir oluşturalım. Hazırsanız dersimiz başlasın. Das ile ilgili ne diyebiliriz? Bunun Türkçe karşılığı ne olabilir diye baktığımızda sözlüklerde genellikle öyle ki şeklinde yorumlanıyor. Ancak cümlenin içerisine baktığımızda bunu farklı anlamlara da kaydırabiliyoruz bu anlamı. Zaten cümleleri incelediğimizde bunun birebir neye denk geldiğini çıkarıyor olacağız arkadaşlar. İlk örneğimizle başlayalım arkadaşlar. Markus, evet bu bir erkek ismi. Tırnak içerisinde demiş ki Ich fliege nach Köln. Burada tırnaklarla alakalı şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Almanca'da güzel Türkçeden farklı olarak yukarıda değil de cümlenin başında tırnak getiriliyor ve cümlenin sonunda tırnaklar yukarıda olmuş oluyor. Ona dikkat etmekte fayda var. Demek ki iki nokta üst üsteden hemen sonra ne yapıyormuşuz? Demek ki alt taraftan tırnakları açıyormuşuz ve cümlenin sonunda yukarıda tamamlıyormuşuz tırnakları. Ich fliege nach Köln. Evet, fliegen neydi arkadaşlar? Uçmak demek. Köln'e uçuyorum. Şimdi Markus'un demesine göre değil mi? Markus diyor ki Köln'e uçacakmış. Bunu şimdi biz das ile oluşturmaya çalışalım arkadaşlar. Ne yapıyorum? Söylemek neydi? Sagen, öyle değil mi? Dolayısıyla bu iki yapıyı, aslında bu bir cümle ve isim değil mi? İsmi ne yapıyorum? Bir araya getirmiş oluyorum. Dolayısıyla Markus sagt, dass nach Köln fliegt. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Tırnak içerisinde bu kişi ne dediyse onun söylemi cümlenin içerisinde var. Ancak burada biz bir nevi ne yapmış oluyoruz? Bunu aktarmış oluyoruz, öyle değil mi? Ve diyoruz ki onun demesine göre, değil mi? Markus'un demesine göre Köln'e uçacakmış, değil mi? Markus Köln'e uçacakmış, öyle diyor. Dolayısıyla ne yapıyorum? Markus sagt, virgülümü ayırıyorum. Das er, bakın burada bu bir erkek olduğundan dolayı das er nach Köln fliegt. Burada fliegen'i ne yapmışız arkadaşlar? Er'e göre çekimlemişiz ve ne yapmışız? Cümlenin sonuna atmışız. Tabii bunu yaptığımızda arkadaşlar öncelikle şunu düşünmemiz lazım. Ich fliege nach Köln. Şimdi bu bir erkek olduğuna göre ne yapacağım? Bunu er formuna getireceğim. O da ne olacak? Er fliegt nach Köln. Dolayısıyla er fliegt nach Köln ve Markus sagt. Bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde demek ki nihai olarak bu cümle olacak. Dolayısıyla Markus sagt, dass nach Köln fliegt demiş oluyoruz. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Joachim, evet bu da gene bir erkek ismi. Ich singe sehr gut. Evet, neydi singen? Şarkı söylemek demek. Sehr gut, çok iyi. Çok iyi şarkı söylerim. Ya da çok iyi şarkı söylüyorum, değil mi? Çünkü biz Almanca'da ne demiştik? Yalın halde ise eğer bir eylem, o zaman ne oluyor bu? Şimdiki zaman, değil mi? Söylüyorum gibi, şarkı söylüyorum gibi ya da şarkı söylerim gibi ne yapmış oluyoruz? Geniş zaman, değil mi? Demek ki şimdiki zaman ve geniş zaman şeklinde de düşünülebilir. Tek başına eğer bir eylem varsa cümlede, değil mi? Yalın halde ise. Dolayısıyla Joachim ne diyor? Çok iyi şarkı söylediğini söylüyor. Dolayısıyla Joachim bir erkek olduğuna göre Ich singe sehr gut. Ne yapacağım arkadaşlar? Bunu er modunda düşünmem gerekiyor. Dolayısıyla ne olacak bu? Er singt sehr gut. Değil mi? Şimdi er singt sehr gut ve Joachim, bunları bir araya getireceğiz. Nasıl bir araya getireceğiz? Das da bir araya getireceğiz. Bakalım ne yapacağız o zaman? Joachim sagt diyor, değil mi? Joachim sagt, dass sehr gut singt. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Singt cümlenin sonuna gitmiş, değil mi eylemimiz? Çok iyi şarkı söylediğini söylüyor. Kim söylüyor? Joachim, değil mi? Burada tabii güzel Türkçeden farklı olarak arkadaşlar, güzel Türkçemiz aslında çok mantıklı, çok kurallı bir dil. Öyle değil mi?
genelden özere doğru gidilebiliyor, öyle değil mi? Dolayısıyla Almanca'da bu maalesef böyle değil. Ne yapmış oluyoruz? Bize göre bu devrik cümle olurdu, değil mi? Joachim diyor, güzel şarkı söylediğini demeyiz, değil mi? Güzel şarkı söylediğini söylüyor ya da diyor deriz, öyle değil mi? Dolayısıyla Almanca'da demek ki ne yapmış oluyorum? Bu bir yan cümle ise eğer, değil mi? Yan cümleyle başlıyorum ve das'la devam etmiş oluyorum cümleye. Ve nihai olarak ne diyorum? Joachim sagt, dass sehr gut singt. Evet. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Mia, wir sind seit gestern hier. Evet. Mia bu bir kadın ismi arkadaşlar. Wir sind seit gestern. Seit gestern. Gestern neydi? Dün demek arkadaşlar. Seit, ben beri anlamında. Arkadaşlar seit, hatırlayacak olursanız yıllarda da kullanılabilir. Mesela diyelim ki 2000 yılından beri diyecek olursam seit 2000 derim, değil mi? 2000 yılından beri. Ya da işte buradaki örnekte seit gestern ya da pazartesi gününden beri seit Montag, değil mi? Burada demek ki seit'den beri anlamına gelmiş oluyor. Cümlede ne diyor? Wir sind seit gestern hier, burada. Biz dünden beri buradayız. Bunu kim diyor? Mia. Şimdi bunu Mia dediğine göre onları kastediyoruz, değil mi? Yani biz şimdi ne yapacağız? Diyeceğiz ki Mia diyor ki onlar dünden beri buradalarmış. Şimdi bu durumda onlar dediğimize göre ne olacak arkadaşlar? Üçüncü çoğul söz konusu olacak. Peki üçüncü çoğul neydi? Sie. Peki sie olduğunda ne olacak arkadaşlar? Şunu sie'ye göre uyarlamaya çalışalım. Wir sind seit gestern hier. Ne olacak bu sie olduğunda? Gene aynı kalacak, değil mi? Wir sind, düzeltiyorum. Sie sind seit gestern hier, değil mi? Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Mia ve sie sind seit gestern hier bir araya getireceğim. Ne olacak bu? Mia sagt, dass sie seit gestern hier sind. Bakın buradaki eylemimiz olmak, sein. Ne olmuş arkadaşlar? Cümlenin sonuna gitmek durumunda kalmış. Sie'ye göre zaten ne olacak? Bu da gene sind olacağından dolayı ne diyor olacağız? Mia sagt, dass sie seit gestern hier sind. Evet. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Britta, ich muss Deutsch üben. Evet. Britta bu bir kadın ismi arkadaşlar. Evet, ich muss Deutsch üben. Üben neydi? Etüt etmek, değil mi? Çalışmak anlamında. Tabii etüt etmek, çalışmak derken klavye üben diyebilirdik, gitarı üben, tennis spielen üben, değil mi? Tennis üben gibi etüt etmek anlamında kullanılıyor. Ya da hani biz deriz ya ders çalışmak. Dolayısıyla çalışmak Almanca'ya göre arbeiten diyemeyiz arkadaşlar. Orada hata yapmış olur. Çünkü o zaman Türkçe gibi kokar. Karşıdaki insan pek anlamayabilir. Hani çalışmak denildiğini, yani bu durumda arbeiten'i kesinlikle kullanmıyoruz. Çünkü arbeiten işte ne olabilir? Kas gücüyle, beyin gücüyle iş yapmak, üretmek anlamına geliyor arbeiten. Yeri gelmişken onu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Almanca'da eylemlerin belli başlı durumlar için, belli başlı olaylar için kullanılıyor. Dolayısıyla hani güzel Türkçe'de söz gelimi açmak diyecek olursak, açmak her şey için kullanılabilir. Ancak Almanca'da durum böyle değil. Almanca'da işte bu spesifik kelimeler var ve bu spesifik kelimelerle o fiilleri, o yüklemleri kullanmamız gerekiyor. Çünkü diğer türlü çok tarzancı olur. Bizim buradaki amacımız doğru olan Almancayı öğrenmek, öyle değil mi? Tekrar alıştırmamıza geri dönecek olursak ne diyor? Ich muss Deutsch üben. Evet, burada Deutsch, Almanca, lisanlar, diller arkadaşlar, son yazım kurallarına göre ilk harfi
küçük yazılıyor. Bazı kitaplarda bu büyük yazıldığı da olabiliyor. Evet, ancak Almanca sürekli güncellenen bir dil. Dolayısıyla kendimizi sürekli güncel tutmamız lazım. Son yazım kurallarına göre bu ufak yazılıyor arkadaşlar. Demek ki lisanlar, değil mi? Diller. Britta demek ki ne diyor? Ich muss Deutsch üben. Şimdi ich muss Deutsch üben, bu bir kız olduğuna göre, değil mi? Onun, değil mi? Ne diyeceğiz? Onun Almanca etüt yapması gerekiyor. Almanca çalışması gerekiyor. Dolayısıyla bunu sie yapsak ne olur arkadaşlar? Sie muss olacak, değil mi? Sie muss Deutsch üben. Onun Almanca çalışması lazım. Kimi kastetmiş oluyoruz burada? Britta'yı. Şimdi sie muss Deutsch üben ve Britta'yı bir araya getirdiğimizde ne olacak bakalım. Britta sagt, bakın virgülümü getirdim, dass sie Deutsch üben muss. Demek ki Britta Almanca çalışması gerektiğini söylüyor, değil mi? Öyle bir zorunluluğu var. Müssen, değil mi? Zorunluluk. Dolayısıyla Britta sagt, dass sie Deutsch üben muss demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Markus, ich fliege nach Köln. Markus, ich fliege nach Köln. Markus sagt, dass nach Köln fliegt. Markus sagt, dass nach Köln fliegt. Joachim, ich singe sehr gut. Joachim, ich singe sehr gut. Joachim sagt, dass sehr gut singt. Joachim sagt, dass sehr gut singt. Mia, wir sind seit gestern hier. Mia, wir sind seit gestern hier. Mia sagt, dass sie seit gestern hier sind. Mia sagt, dass sie seit gestern hier sind. Britta, ich muss Deutsch üben. Britta, ich muss Deutsch üben. Britta sagt, dass sie Deutsch üben muss. Britta sagt, dass sie Deutsch üben muss. Mein Onkel, evet, mein Onkel neydi der Onkel? Amca, enişte ya da dayı demek, değil mi? Bunu tek bir kapsamda gördüğümüzde demek ki der Onkel demiş oluyoruz. Benim dayım diyelim isterseniz. Mein Onkel, das Auto ist zu teuer. Bu da anlaşılır şekilde, değil mi? Bir cümle. Das Auto, araba. Teuer neydi arkadaşlar? Pahalı. Dolayısıyla zu teuer derken aşırı pahalı, değil mi? Çok pahalı, oldukça pahalı anlamına geliyor. Dolayısıyla das Auto ist zu teuer, değil mi? Araba oldukça pahalı diyor. Kim diyor bunu? Dayım diyor, değil mi? Şimdi arabanın oldukça pahalı olduğunu diyor dayım diyecek olursak, mein Onkel sagt, bakın virgülle ayırıyorum, das cümlesini oluşturacağım şimdi. Mein Onkel sagt, dass das Auto zu teuer ist. Bakın buradaki daslar kafamızı karıştırmasın arkadaşlar. Bu derli bir şey olmuş olsaydı ne olabilirdi bu? Mesela der Füller diyelim, dolma kalem. Das der Füller ile devam edecekti. Ya da bu söz gelimi bu kırtasiyelerden şimdi geliyor aklıma artikeller. Mesela die Schere olsaydı das die Schere şeklinde devam ederdi. Dolayısıyla buradaki das anlaşılacağı üzere das Auto'daki artikel das. Buradaki das da demek ki konumuz olan das bağlacı, değil mi? Şimdi demek ki ben ne yapmış oluyorum? Mein Onkel sagt, dass das Auto zu teuer ist, değil mi? Dayım arabanın oldukça pahalı olduğunu söylüyor. Sein ne olmuş arkadaşlar? Cümlenin sonuna gitmiş. Sonraki örneğimize bakalım. Meine Großmutter, ich gehe am Abend ins Kino. Evet. Meine Großmutter, evet, neydi meine Großmutter denilirken, değil mi? Bunu die Oma şeklinde de yorumlayabilirdik o zaman, değil mi? Anneanne, babaanne anlamındaydı, değil mi? Anneannem, değil mi? Ya da babaannem. Meine Großmutter ne diyor?
Ich gehe am Abend ins Kino. Ins Kino neydi arkadaşlar? Das Kino, sinema demek. Am Abend, akşam, değil mi? Akşam sinemaya gidiyorum. Bunu kim diyor? Anneannem diyelim isterseniz. Meine Großmutter. Şimdi diyeceğim ki anneannem akşama sinemaya gideceğini söylüyor. Şimdi bu bir kadın. Dolayısıyla ich gehe am Abend ins Kino, bunu sie formuna taşımamız gerekiyor. Sie olduğunda ne olacak arkadaşlar bu? Ich gehe am Abend ins Kino. Sie de ne olacak? Sie geht am Abend ins Kino diyeceğiz, değil mi? Dolayısıyla sie geht am Abend ins Kino ve meine Großmutter, bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde, das da bir araya getirdiğimizde ne oluyor? Bakalım. Meine Großmutter sagt, dass sie am Abend ins Kino geht. Değil mi? Ne oldu? Demek ki eylemimi ne yapıyorum? Sie'ye göre ne yapıyorum? Cümlenin sonuna atıyorum, değil mi? Meine Großmutter sagt, dass sie am Abend ins Kino geht. Ancak şu gelmesin aklımıza arkadaşlar. Şu yapıyı başa almak gibi bir şey asla söz konusu değil. Ya da bu yapıyla cümleye başlamak asla söz konusu değil. Bunları zaten derslerimizde görmedik. Ancak öyle bir soru işareti belki uyanmış olabilir, doğabilir. Dolayısıyla asla öyle bir şey yok. Çünkü bu bir bağlaç gibi düşünülmeli. Das'ı bir bağlaç olarak görelim. Dolayısıyla bu şekilde başlayamayız cümleyi. Onu da hatırlatmakta fayda var. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Die Schülerin, evet. Die Schülerin, kız öğrenci, değil mi? Tabii Die Schülerin denildiğinde ya da Der Schüler denildiğinde ilkokuldan liseye kadar olan öğrencileri kapsamış oluyor, değil mi bu? Ancak bu üniversite öğrencileri olmuş olsaydı ne olacaktı? Der Student, die Studentin, değil mi? Yüksek tahsil yapan, değil mi? Yani yüksek okul, üniversite gibi okullar için Der Student, die Studentin, ancak ilkokuldan liseye kadar, değil mi? O kapsamdaki öğrenciler Der Schüler, die Schülerin kapsamında oluyor. Bakalım ne diyor? Ich habe die Prüfung bestanden. Evet, çok güzel bir cümle. Die Prüfung neydi? Sınav. Bestanden, habe bestanden. Bakın burada bir perfekt yapı var. Bestehen, bestehen. Güzel Türkçe'de ne deriz? Sınavı vermek demek arkadaşlar bu. Dolayısıyla sınavı verdim demiş oluyoruz. Demek ki yalın halde bestehen tek başına vermek demek. Değil mi? Ama az önce de söylemiştim, Almanca'da bestehen vermek derken bir şeyi ikram etmek anlamında değil. Sınavı vermek birebir bestehen ile anılıyor. Dolayısıyla die Prüfung bestehen, bunu bir yapı olarak görmekte fayda var arkadaşlar. Dolayısıyla örneğimize geri dönecek olursak, öğrenci diyor ki sınavı verdiğini söylüyor diyeceğiz, değil mi? Şimdi burada ich habe yerine ne diyeceğiz? Sie'ye göre yorumlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu ne olacak arkadaşlar? Ich habe ne olacak? Sie hat, değil mi? Çünkü buradaki kız öğrenciyi kastediyoruz. Sie hat die Prüfung bestanden. Dolayısıyla daslı hale getirdiğimizde ne olacak bu? Die Schülerin sagt, dass sie die Prüfung bestanden hat. Demek ki yardımcı eylemin perfektlikte habenler, seinler ne oluyor? Eylemden hemen sonra gelmiş oluyor ki burada da öyle, değil mi? Bestanden hat şeklinde sonlanmış oluyor. Demek ki die Schülerin sagt, dass die Prüfung düzeltiyorum. Die Schülerin sagt, dass sie die Prüfung bestanden hat demiş oluyoruz, değil mi? Buradaki özneyi asla ama asla şey yapmıyoruz arkadaşlar, yok saymıyoruz, mutlaka kullanılması gerekiyor. Ve geldi sıra son örneğimize. Maria, wir fahren im Sommer nach Barcelona. Evet, ne diyor Maria? Bu bir kadın ismi. Wir fahren, evet biz gidiyoruz, değil mi? Artık ne olabilir? Arabayla olabilir, trenle, değil mi?
Hatta bisikletle gidenler de olabiliyor Almanya'da, değil mi? Wir fahren, biraz uzun bir yol olsa gerek ama evet. Wir fahren demek ki kara taşıtları ya da işte deniz taşıtları içinde kullanılabilen bir yapı demiştik zaten önceleri. Im Sommer, yazın, nach Barcelona, demek ki Barcelona'ya gidiyoruz yazın. Kim diyor bunu? Maria. Via, biz gidiyoruz diyor. Dolayısıyla diyeceğiz ki Maria Barcelona'ya yazın Barcelona'ya gideceklerini söylüyor diyeceğiz. Ne yapacağız burada? Tabii ki das yapısını işin içerisine katacağız ve diyeceğiz ki Maria sagt, dass sie. Bakın burada wir fahren bu sefer ne olacak? Sie fahren olacak. Dolayısıyla Maria sagt, dass sie im Sommer nach Barcelona fahren, değil mi? Eylemim fahren'i ne yapmış oluyorum? Cümlenin sonuna atıyorum ve nihai olarak cümlemiz ne olmuş oluyor? Maria sagt, dass sie im Sommer nach Barcelona fahren ile cümlemizi tamamlamış oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Mein Onkel, das Auto ist zu teuer. Mein Onkel, das Auto ist zu teuer. Mein Onkel sagt, dass das Auto zu teuer ist. Mein Onkel sagt, dass das Auto zu teuer ist. Meine Großmutter, ich gehe am Abend ins Kino. Meine Großmutter, ich gehe am Abend ins Kino. Meine Großmutter sagt, dass sie am Abend ins Kino geht. Meine Großmutter sagt, dass sie am Abend ins Kino geht. Die Schülerin, ich habe die Prüfung bestanden. Die Schülerin, ich habe die Prüfung bestanden. Die Schülerin sagt, dass sie die Prüfung bestanden hat. Die Schülerin sagt, dass sie die Prüfung bestanden hat. Maria, wir fahren im Sommer nach Barcelona. Maria, wir fahren im Sommer nach Barcelona. Maria sagt, dass sie im Sommer nach Barcelona fahren. Maria sagt, dass sie im Sommer nach Barcelona fahren. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde das ile ilgili olan örnekleri daha bir pekiştirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.